Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir değerleme yaptım bugün. Moda, fantaziye, asrilik, medeniyetin pis tarafı. Böyle bu manada. Zamanın hayat şartları da çok kuvvetten felaket. Birbirini aşılıyorlar. Bu cihetten bu dersin cihetiyle ehemmiyeti fazla. Zamanın şartları itibariyle. Moda ve fantaziye mi? Rivayette var ki ahir zamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Sufyan'ın eli delinecek. Hadis meali. Allah-u Alem bunun bir tevili şudur ki sefahet ve lehviyat için gayet israf ile israf tarafı sefahet ve lehviyat gayet israf ile elinde mal durmaz Sufyan'ın. İsrafata akar. Hani sefahet ve lehviyata akar. Oradaki ifadeyle. Darb-ı Mesel'de deniliyor ki filan adamın eli deliktir. Yani çok musriftir. Elinde mal durmaz, para durmaz, akar. İşte Sufyan israfı teşvik etmekle, sadece kendini de bırakmayıp cemiyet yapısını aşılamakla şiddetli bir hırs, yani hayat perestlik, zevk perestlik, dünya perestlik gibi hisler ve damağı uyandırarak insanlar o zayıf damarını hayat perestlik, zevk perestlik, hırs tarafındaki damarları tutup kendine musahhar eder insanı diye bu hadis iştihar ediyor. İsraf eden diğer ifadeyle modaya uyan, fantaziyelere kapılan, israfata giren, zaruri olmayan ihtiyaçları zaruriymiş gibi tiryakilikle o sahada hassasiyet gösteren kişi, Müslüman, bu hadisin haberiyle onun yani Sufyan'ın tarafına düşer, damına düşer, yakalanır ve din hayatında darbelenir. Onun için israf eden ona esir olur Sufyan'a, onun damına düşer diye haber verir, çoğalar. Şimdi hakikaten bu israf dünyasında moda, fantaziye de beraberinde de yani umumiyete moda olarak söyleniyor. O kadar yani bu çıktı, şimdi bu böyle oldu, ha böyle oldu, ha kısa oldu, ha uzun oldu, ha dört tane düğmeli oldu, ha üç tane düğmeli, ha düğmesiz oldu, yok yok yuvarlak oldu, yok dışarı üçgen oldu falan diye. Yani baş döndürücü bir israf dünyası ve heva ve hevesi tahrik edici bir hissi tahrik tarzı. Yani herkesi aşılama durumuna geçti. Bu cihette, yani bu hadis, bu külli israfat ve moda ve fantaziye diye olan bu felaketli dünyayı haber, bu hadis haber veriyor. Peygamberimiz diyor ki işte aman yanaşmayın, yaklaşmayın. Rivayette gelmiş ki İşte moda ile fantazi arasında fark ne? Moda, yani fantaziyenin yani böyle lüks ve böyle nefse hoş gelen şeylerin sürekli değiştirilmesi. Şimdi bu senenin modası budur der. Nerede? Hepsinde mesela. Yani hayatın her sahasında o öteki taraf da böyle Avrupa taklitçiliğine alışan bu halkın cebindeki parayı sömürüyor. İşte ortaya koyuyor, sergiliyor, herkes kapışıyor. Hiçbir ciddi ihtiyaç değilken bir heves, bir heva, bir riyakarlık hisleri neticesinde. Yani bunun tafsilatı çok uzundur. Bir George'un hayatında bu sefer millet oraya doğru kayınca hem dünya perest, hem riyakar, hem hak, halal, helal, haram demeyen bir acayip vaziyete düşüyorlar. Lüks vardır ya. Lüks.
hayata atıyor. Ha, bu ki üstad azami iktisat, azami kanaat o asırda ki doğru yaşayasın. Yani onun dışında Sufyan hayatının dışında kalırsın. Bunun temelinde, bu moda ve fantazinin temelinde tek ifadeyle israfat dünyası deniyor. Rivayetlerde gelmiş ki Deccal'ın bir yalancı cenneti var. Kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var. Tabi olmayanları ona atar. Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir. Mektubat. Demek ki bu dünyada fantaziye, moda, asrilik denen hayat Sufyan'ın, Deccal'ın cennetidir. Bu cennete giren rivayetin devamında, Müslüm rivayetler galiba hatırımda kaldığına göre ahirette cehenneme girecek. Eğer sonra buna yani ümmetine cidden haber verdi, ikaz etti. Hani bundan sonra özür yok. Üstad da o hadisleri yani çok rahat ve güzel bir şekilde açıkladı ve çekinmeden yaptı bunu. Artık imtihan imkanları ortaya çıktı. Şu dalalet alut ve sefahet pervers medeniyetin şakirtleri ve idlal edici, dalalete götürücü sakın felsefenin yani yoldan sapıtan hastalıklı, manevi hastalık getiren felsefenin talebeleri acip ihtirasat, hırslar ve pek garip teferrunlukla, firavunlukla sarhoş olmuşlar. Sonra gelip desiseler ile Müslümanları ecnebilerin adatına davet, yani moda fantaziyeye davet, asriliğe davet, pis mimsiz medeniyete davet ve terk-i şair-i İslamiye'ye teşvik ediyorlar. Üstad bunu yazdığı zaman Nurnil Kapısı ilk Van'dan alındığı ilk Sufyan Mehdi Mücadelesi olarak ortaya koyduğu ilk dersler Nurnil Kapısı bu. Şairi muhafaza, modalara uymama dersi veriyor Nurnil Kapısı'nda. Ya bu tehlikeli bir ders. Yani Sufyan bunu yapacak. Yani moda getirecek. Milleti çıldırtacak. Şairi kaldıracak. Bu bir ideal halinde kendisinde. Üstad da aman ha o zaman da kimse böyle dersler bilmezken sakın şairi muhafaza edin. Onun zıttı olan modaya girmeyiniz dersini veriyor. Ve davet ediyorlar diyor bak sizi. Bu münafık ceryan davet ediyorlar. Halbuki her şairde İslam cemiyet hayatındaki İslami adetlerde nuru İslam'a, İslam'ın manevi hayatına bir şuur, bir hislilik, hassasiyet ve bir işar, şuurlandırıcı tesir vardır. Nerede? Şairde. Yani şair, Müslüman'ın bilgisi olmasa da İslam hissiyatının, mübarek hislerin devamlılığını sağlayan bir cemiyet yapısı. Aman bunu terk etmeyiniz diyor Üstad. Ettiğiniz an deccaliyet, yani bid'atlar deccaliyettir. O gelir oturur. Artık siz ondan sonra hayatınızı, istiklaliyetinizi elinizi geçiremezsiniz. İşiniz biter. Üstad daha ilk devrede bu dersleri veriyor. Kimse bilmez ki. Evet, hiç kimse aklına gelmiyor. Kur'an-ı Hakim'in tilmizleri ise bu davete karşı burcular değil biz bunlara. Bunlara mukabele edip yani Mehdiyet cereyanı, Sufyan cereyanına karşı çıkıp derler ki özetle yani ana yapıyla ey dalalete dalmış gafiller yani bu nazarla bakılacak. Dünyanın dünyadan mefti ölümü insandan arz ve fakrı kaldırmak çaresi varsa
dinden ve dinin şairlerinden istina edebilirsiniz. Madem dünyada baki kalınacak, ölmek yoktur. O zaman keyif sürerek yaşamaya doğru gidebilirsiniz. Yoksa susunuz. Ölüm var, acizlik var, hastalık var, fert musibet var. O zaman kurtuluş çaresi gerekir. Zarureten. O zaman siz bu halinizden, bu sözünüzden, bu davetlerinizden susunuz. Zira ölüm, aç, zeval, fakr, sefer gibi, ahiret yolculuğu gibi, hayat-ı tekviniye, yani fıtrat kanunları, fıtri hayat seyri, yüksek sadalarıyla dinin lüzumuna ve şairin iltizamına mutlaka gerekli olduğuna davet ediyorlar. Fıtrat dünyası şaire davet ediyor. Fıtrı hadiseler öne alınması mümkün olmayan İlahi kanunlar, sünnetullahlar davet ediyor. Siz ise nefsin, aciz içindeki nefsin pis istekleriyle davet ediyorsunuz. Ey uykudayken kendini ayık zannedenler, bu yani dinsizlik softaları. Ya burada Müslümanların çok gaflette olanlarına, aldatanlara değil de çok gafletli olanlarına hitap. Kendini ayık zannedenler, yani dini anlamışız, yaşıyoruz gibi zannedenler. Halbuki hiç tam öyle değilken. Sakın mimsiz medenilere müsamahi diniye ile, yani dinde hoşgörü tarzında olarak, kendinizi onlara benzeterek yanaşmayınız. Ne müsamahi ile yanaşınız, hoşgörüyle falan bir böyle işte medeni insanlarla, yani dinden uzak ve dünya hayatını esas almış ve sosyeteye, modaya, fantaziye dalmış insanlarla hoşgörüyle yaklaşırsak onları bize çeviririz gibi bir yanlış düşünceyle ya da onlara hayat anlayış ve yaşayış şeklinde benzeyerek yanaşmayınız. Bu bir yanaşma demektir o zaman. Güya zannedersiniz ki bu yanaşma hikmetiniz olarak ortaya koyduğunuz iddia olarak zannedersiniz ki bizim ile onların arasında bir köprü vazifesini görüp, yani buluşma, işte anlaşma ve bir noktada birleşme, onları da bir derece kadar İslam'a çekme manasında böyle bir köprü vazifesini görüp de muvasalayı temin edecekmişsiniz. Yani bir buluşma imkanını sağlayacakmışsınız. Ve aramızdaki pek derin dereyi dolduracakmışsınız. Zannediyorsunuz. Kella, asla ve kata olamaz. Yanlış düşünüyorsunuz. Yani bir kısım Müslümanlara hitap da aslımızda şimdi son zamanlarda çok dehşetli bir şekilde göründü. Yani biz irtibatı kesmeyelim, gidelim, gelelim. Ondan sonra ifade kesilsin. Ama onları çeviririz bu tarafa. Onlar çeviririz derken seni böyle sağ gibi çevirirler. Çünkü nefis perestlik umumi istila ettiği için senin çevirmen senin cebinde bile kalmaz. Şöyle delil getiriyorlar müşterim. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Cehil'i bu kadar gittiydi bak kesmedi. Ya sanki bu da peygamberimiz. Bu asrımızın peygamberin yolunu gösteren peygamberimiz öyle bir zat ki geldiğinde kıyamata kadar bütün mekan ve zaman bakımından insan ve İslam cemaatlerine yol göstermekle mükelleftir. Onda bütün insanlık cemaatlerinin zamanlarının bütün ihtiyaçlarına cevap verecek bir mana külliyeti var. Üstadımız ise bu asra bakan Resulullah'ın ve Kur'an'ın bu asra bakan, bu asra insanlarının lazımı olan Kur'an dersini ortaya koyuyor. Şimdi bu Kur'an dersini ortaya koyarken umum zamanlardaki çeşit çeşit ihtiyaçlar cevap külliyetinden cımbızla alıp bu zamana ait olmayanı bu zamandaymış gibi göstermek ile yapılan bu şey nasıl diyelim galat diyelim buna biz yahut iltibas diyelim buna biz tamamen nefsin temayülünden ve bir fasit devir olarak yapılır. Bediüzzaman, hani bunu Bediüzzaman'ı Bediüzzaman diye bilmeyen, başka hariçteki bir insan yaparsa, ne yapalım deriz, bu insanların bilgileri yok, bu aslında insanların irşat vazifesiyle vazifeli olan zatın kitaplarını okumuyorlar, tabii ki ne yapacaklar, bu zatı, bu imamı bilmeyenler Bediüzzaman'ı, böyle yanlış yollara düşerler deriz, bir bakıma işte ne yapalım deriz. Dairenin içerisinde olunca Bediüzzaman varken Bediüzzaman'ın dediğinin tersine belki de bu tersini Bediüzzaman'a izafeten isnat ederek söylemek
bir kaşkaççı şeydir, mesuliyetli bir iştir. Ona destek olan da aynı mesuliyetlere girer. Medyada bak ne diyor, bak burada şimdi bunun tevili var mı? Bu sarahat, bu açık, bu şiddetli ifade dahil tevil edilirse, tevil edilmeyecek hiçbir şey var mı? Her şey tevil edilince hiçbir hüküm ortada kalır mı? Hiçbir bağlayıcı dustur meydanda gelir mi? Ne oldu o zaman? O zaman bir meslekten bahsedilmez. O zaman niye nurculuk muculuk diyorsun ki? Olmayan şeyi ne bahsediyorsun o zaman? Bu kadar mantıksızlık olmaz. Bu bir hissi temayüldür. Yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü müminler ile kafirler arasında olan mesafe hadsizdir. Yani bize epeyce yakın düşüyor da az bir şey kaldı da onu da biz tamamlarız diye bir durum yok. Adam ehli sefahet, ehli zevk, ehli dünya, dinden uzak, kopuk, bazen de dine muhalif, bazen de sinsi ve gizli münafıkana din düşmanı vaziyetinde olanlara yaklaşma diye. Nerede geçiyor? Bugün ders yaptık, pazar dersi, mübarezi kanunundan bahsettik. Zıtlar, şerler cemaati, hayırlar cemaati karşı karşıya, tekamül kanunu. Bu nereden çıkmış? Bu bir tecliyet olur. Aranızdaki, mabeynimizdeki dere, yani farklılık nihayet derindir, yani çok fazladır. Bu nihayet uzun mesafeyi ve şu pek derin dereyi, yani zıt manadaki durumumuzu dolduramazsınız. Yani bir anlaşma zeminine getiremezsiniz. Belki ya onlara iltihak edersiniz, katılırsınız veyahut dalaletin en uzak direkesine düşüp, dalalen bağida ayette geçer, dönülmeyen dalalet sapıklık diye direkesine düşüp İslamiyet'ten uzaklaşırsınız. Ağır bir netice veriyorum. Suar, neden bu kadar İngiliz'den nefret ediyorsun? Musallahasını, yani sulh yapalım, yaklaşalım, birbirimize dost olalım şeklindeki davetlerine de, davetlerini de istemiyorsun? Cevap, sebebi bir değil, bindir. İngiliz'e karşı olman, onun birleşelim diye olan talebine, gelin buluşalım, dost olalım diye olan planlarına karşı çıkmam sebebi bir değil bindir. Bana en ziyade şiddet görünen, şiddetli görünen, manen ahlakımıza vurduğu darbedir. Şimdi bak dikkat çekecek cümle. Çekirdek halinde olan, yani nefiste fıtrı olarak yerleştirilen, imtihan için konulan secayi seyyiyeyi, yani kötülüğe doğru açılırsa açılabilir, esfali safhaya düşebilir. Ama bu taraftan da alay iline çıkabilir kabiliyetleri de var. Nefsin en aşağı düşüşü de var ama bir kuvvetidir bu. Geliştirilirse felaketli gelişir ve insan berbat olur. İşte böyle çekirdek halinde olan secayayı siyyiyeyi fıtratımıza gömülen ve hikmetliliği bir şey için verilen, imtihan için verilen kötü çekirdek durumundaki hisleri, kabiliyetleri, bu İngiliz ve İngilizlerin işte cereyanları, işte Avrupa cereyanları bize sokuldular. Burada adamlarını buldular. Böylece o nefsin de gümülü olan çekirdek biçimindeki meyilleri inkişaf ettirdi. Yani o kötü hislerin insanda gelişip yayılmasına, herkesin de olduğu şeyle gelişmesiyle bir milli ahlaksızlık çocuğuna çıkmasına yol açtı. Onun için diyor nefret ediyorum. Şimdi ise İngiliz geride kaldı. Bu inkişaf noktasında şu birkaç senedir o kadar dehşetli bir nefislerde, gençlerde gömülü olan o şeyleri öylesine tahrik ediyorlar ki, yani ebedi cehennemden başka bunları temizleyecek başka dünyada ve kainatta yok bir şey. Cehennemin merkezinde temizlemek değil. Onlar orada ebedi kalmaktır. Niye anlamıyor bu gençlik rüştü?
aptallaştırılmıştır artık. Layakil hale gelmiştir, düşünmez hale getirilmiştir, hayvanlaştırılmıştır, meshedilmiştir. Meshedil hayvanlaşma demektir. Biz de onların işte derse gelmeyi şunun buna istiyoruz. Hayvan. Çekirdek halinde olan seceyayı seyyiyi içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası iltihan bulur. Yani savabilir, yani iyileşebilir. İzzet-i İslamiye, namus-u millinin yarası pek derindir. Yani bu kötü ahlakın gençlere bilhassa gelişmesiyle İslami izzetimizi ve milli hayatımızın milli namusunu berbat eyledi. Bu diyor, bu salmaz. Bunda musamaha yok. Ne felaket. Haya diye bir şey bırakmadılar. Gerek Taife-i Nisa gençlerinde ve gerekse erkeklerinde. Onun için diyor, binler sebeplerle böyle hayır bu şeyi ortaya koydular. Bu işi çeviren İngiliz mi? İngiliz ve işte Mason cereyanı ve emperyalist İngiliz. Yani din düşmanları, cereyanları. Yani o da var, o da var, o da var yani. Şu medeniyeti sefihe, şu pis medeniyet, nefisperest medeniyet buraya geldi, getirildi, yayıldı. Küre-i arzı bir tek şehir hükmüne getirip aletlerle, hele şimdi adeta bir oda haline getirip oturduğun yerde dünyayı seyret. Pis medeniyet yapıyor bunu. Bir şehir hükmüne getirip ahalisi birbiriyle tanışmakta kötülük aşılanıyor o zaman. Her sabah ve akşam gazetelerle ne ki, mecmualarla, radyolarla, televizyonlarla, ne bileyim ben daha adım bizde bilinmeyen felaketli şeylerle, gençlik dünyasında varmış öyle şeyler. Günahları ve malayaniyatı birbirine nakledip öğretmektedirler, aşılamaktadırlar. İşte bu sefih medeniyet sebebiyle, gaflet perdesi. Yani insan dünya niye geldi, ne yapacak burada, nereye gidiyor, niye gidiyor, hep gidenler, Allah'a karşı olan bağlılık, ahireti düşünmek gibi şeylerde tamamen düşünmez hale düşmek. İnkar eden durum değil de tamamen kopuk. Ne Allah'ı düşünüyor, ne dünyanın için geldiğini düşünüyor, ne ahireti düşünüyor, tamamen yeme, içme, zevk yoluna hay huy, yay yul böyle bir jurnadır. Şaşai medeni der üstad buna. Çılgıncasına bir akış, pis sel halinde akıyor. İşte bu durum gaflet perdesi, hakikati hakkı bilemeyen düşünmez hale gelmek. O kadar kalınlaşmış, onun o pis medeniyetin sus ve fantaziyeleriyle hicab, hak hakikati Allah ahiretin için dünyada bulunduğumuzu görebilme cihetindeki araya çekilen perde görememek için o kadar kesafet meydana etmiştir ki, o kadar kalınlaştırmıştır ki adeta yırtılmaz bir hale gelmiştir. Yani bu felaketli hal kıyameti kopartabilir. Yani hakikaten kalkmayacak mı bu felaket? Çok büyük bir himmetin sarfı lazımdır. Ta yıldız. Bir mehdiyet, bir müceddidiyet kuvveti manevisi lazımdır. Ta yıldız. Hem dahi o medeniyeti habise, pis medeniyet, beşerin ruhuna, dünyaya bakan hadsiz menfez ve ihtiyacat deliklerini açmıştır. Akşam sabah dünya düşü ölmeyecek gibi bütün meselesi dünya, dünya hayatı ve zevkleri. Kim yapmış bunu? Bu pis medeniyet yapmıştır. Tabi bu medeniyetin tesiri altında doğup büyüyen kişilere acıyacak mısın, ağlayacak mısın, kızacak mısın? Bir karar veremiyoruz. Felaket bir manzara. Yine de şefkat tarafımız yer yer ortaya çıkıyor. Bakıyoruz, gerçekten bilemez durumlar. Ya birisinin böyle gerçekten bilmediğinden dolayı uçuruma gidip paramparça olacağını gördüğünüz zaman kalbin titremez mi? İnandığımız o neticelere daha kalbin parçalanması lazım, neyin titremesi? Hadsiz menfez ve ihtiyacat deliklerini aşmıştır. Cenab-ı Hakk'ın hususi lütfuna mazhar mehdiyete ait deniyor bu.
olmuşuzdur. Olmuş olanlardan başka, hemen Mehdiyet'ten başka bu delikleri kapamak gayet ciddi ve müşkil olmuştur. Yani başkası kapatamaz. Ancak Mehdiyet kapatır. Doğrudur. O da tam dinlenirse imtihan durmasın. Mehdi bizi zorla çekip çağırmayacak, dersini verecek, biz de dinlemeliyiz. Halbuki seni intizar etmekte olan ve sen de süratle ve inhirafsız sağa sola sapmadan bir şekilde ona doğru koştuğun kabir, hiç dakika taktık 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 kabire doğru koşuyorsunuz diye hayal ediniz. Aynı hakikattır. Kabir belli bir mesafede duruyor, senin kabrin. Her bir dakikanın tık 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 yapması, adımdan koşa koşa gidiyorsun oraya. Sağa sola kaçmak imkanı da yok. Sağa sola kaçabilmen için dünyayı durdurman lazım. Fırak diye falan yapıp hareketini durduracaksınız. İki hareketiyle durduracak o zaman, o koşman da durur. Zaman durur, o zaman koşman da durur. Mümkün mü? Hayır. O zaman imkansız gidiyorsunuz. Her bir adım ölüme doğru yaklaşmayı netice veriyor. Zarureten ve illaki. Burada Hüsnü çok güzel bir hayal manzarasıyla irşad ve ikaz ediyor. Süratle ve inhirafsız bir şekilde ona doğru koştuğun kabir. Şöyle bir hayal gözüyle bakın bakalım nasıl bir manzaradır. Eyvah, ben ne yapıyorum bu dünyada? Ne felaket, ben deliymişim ya. Dediler ama düşünebilseydik iyiden iyiye. Gerçekten yani şüphemiz var mı ki biz şu zamandan önümüzde hangi zaman sonra gelecek olan kabre kesinlikle koştuğumuz ve yaklaştığımız hususunda şüphemiz var mı? Ama şuurumuz tam değil. Şuurumuz tam olsaydı hemen rengimiz şey olur yani, oturaklaşır, halimiz, her şeyimiz düzelir. Aman Allah diye bağırırız. Başka çare mi var? Bütün medeniyet bir araya gelseler bir insanın zerre kadar bir faydasını bu cihetten verme imkanları yok. Felaket atmaktan başka bir işe de yaramıyorlar. İnhirafsız bir şekilde ona doğru koştuğun kabir ki ahirete açılan ilk kapıdır. Senden dünyanın müzeyyenatını, fantaziyelerini hediye kabul etmez. Kabir. Süratle ona doğru gittiğin kabir. Kabul etmez. Çünkü dünyanın süs ve fantaziyeleri orada, kabirde çirkinliklere inkılap ederler. Felaket ortaya koyarlar. Nasıl kabul edecek bu hali? Bu halde nereye gidiyorsun ey fantaziyeciler? Hani İslam'ın iktisadı, azami iktisadı ve bu yollarda kendini harcamama dersleri ne oldu? Ey bu vatan gençleri! Frenkleri, bu felaket anlatılan frenkleri ve buraya gelmiş frenkçilik, Avrupacılık, onları taklide çalışmayınız, özenmeyiniz. Ayağız, Avrupa'nın size ettikleri hassiz hücum ve adavetten sonra görmedin mi ne kadar harpler aramızda var, niye? Aynı onlardan olsaydık bizimle harp yapacaklardı. Bu kadar adaletlerinden sonra hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Ya aynı şey böyle. Yok yok, sefihane taklit edenler Avrupa'yı ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip onlara katılıp Fransız, İngiliz gibi olup kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. İdam ediyorsunuz. Agah olunuz ki, dikkat ediniz, uyanık olunuz, düşününüz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe, onlara taklitçilik şekliyle yanaştıkça, hamiyet davasında, memleketi, milleti, dini koruma davasında, iddiasında yalancılık ediyorsunuz. Bu davayı kimler yapıyordu? Memleketin kurtarıcıları, mortalıcıları. Yalancılık ediyorsunuz, milleti aldatıyorsunuz. Saf millet aldanıyor yer yer. Çünkü bu suretle ittibanız, Avrupacılık yaparak onun gibi olmaya çalışmanız milliyetinize karşı bir istihfaftır. Ve millete bir istihzadır. Millet ile böyle alay edip oynamaktır. Nerede onu yüksek milletim falan diye dediği şeyler, milleti aldatmak için olan uydurma sözler. Evet, Avrupa'dan getirilip yayılan günahkar medeniyetin
cazibeda hizmeti nedir? Şudur. Heva, hevesi, teşci. Kişilerde konulan o ham madde gibi olan ve kabiliyet halinde bulunan, imtihan için hikmetli verilen kötü hisleri olan heva ve heves hislerini teşci, yani cesaretlendirip ortaya çıkartmak ve istiyatlarının, yani isteklerini tesir, kolayca eline geçirmesini sağlamak, hevesatı arzularını da tatmin, ne istiyorsa ya da bol bol bu dünya bu dünyadır, başka bir şey adeta yokmuşçasına hayat, tatmin, bundan çıkar, çıkan, çıkar, sefahet, günün pis hayatı. O heva, o hem heves, hem heves, şeyni, gereği ve lazımı, neticesi budur, daima insanı memsuh eder. Bildiğimiz hayvan karakterine döndürür. Sireti değiştirir, yani ahlak yapısını, fıtrı yapıyı değiştirir, manevi mesh ediyor. Yani karakter ve ahlak yönünden hayvan karakterine çeviriyor. O zaman değişir insan, yani hayvaniyete. Değiştirdi. Şu medenilerin çoğunun eğer içini dışına çevirirsen, görürsün, başta maymun, tilk, maymunla tilki, yılanla ayı, hınzır, yani domuz, böylece sireti, yani bu günün pek çok insanlarının karakter yapısı olur, suret. Yani o hayvan biçiminde görünür. O görülmeyen sireti, hayvanlaşmış vaziyetini, iç yapısını, karakterini görünür hale getirirseniz bu tarz hayvan çeşitleri ortaya çıkacaklar. Paylaşımızın maymun sürüsü birisi, tilki sürüsü birisi, domuz sürüsü. İnsanlıklar bu hayvanlaşmışlar buna. Din lisanında işte mesk deniliyor. Haber verilmiş. Bu ruhu mu böyle oluyor? Ruh yapısındaki latifeler dönüyor böyle pelafiye. Oh, hayvani hislerle insanın cesedi kullanıyor. Evet. Böylesine bir berbat hal alıyor. Bakıyorsunuz insan, bir de karakterini, anlayışını, hayatına, vaziyetine bakıyorsunuz. Hayvandan daha hayvan, muzir hayvan. Mesela kıskanma yok, namus yok. Oldu işte, domuz. Domuz. Böylece zileti olur suret, gelir hayali karşına, postlarıyla, tüyleri, o hayvanların. Bunu düşündüğünüz zaman hakikat düşüncesi bu. İşte şununla görünür meydandaki asarı, şu pis medeniyetin, cazibeda hizmetinin içisi olarak. Demek ki bu medeniyet insanları insanlıktan çıkarıp hayvanına muzır bir ve pis bir hayvan durumuna getiriyor. Gene mi yanaşacaksın ona hala? Ey sefahet ve dalaletle bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa, Deccal gibi tek bir gözü taşıyan, sadece dünya haz ve menfaatlarını esas alan ve ondan başka bir şey düşünmeyen, görmeyen, bilmeyen o kör dehan ile ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye ettin. Yani çılgınca bir sefih hayat, hayvancasına bir hayat, öylesine bir çamur hayat içerisinde yürütüyorsun, ha ne güzel medeniyet adı altında, aldattın, gittin çamura. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki, insanı alay-ı illiğinden esfer-i safiline atar. Anladın mı hakikaten? Anladı mı? Anlayan kısmı anladı. Fakat çare aramıyoruz. Hayvanatın en bedbaht derekesine indiririz. Bu illete karşı bulduğun ilaç, muvakkaten iptali his hizmeti gören cazibeda oyuncakların şaşai medeni. Mesela bir şey açıyorlar, bazen derse giden görüyoruz. Luna Park. Çılgın bir şey. Artık bu insan, dünya hayatı neymiş, ben ne vazifem varmış, ölenlerle ölmek varmış, ölüm nereye gidiyormuş, niye gidiyormuş, kainatı Allah yapmış, ne için yapmış mı, meseleleri. Nin düşüncesi olan insan olacak. Aha. Orası ne yapıyor ki düşünemez? Öyle gidiyor. Oraya girdi miydi? Sihirbaz dünyası. Kapıdan girerken sen artık insanlığını kaybetmişsin.
büyülesine bir şey ışıklardı, ışıklardı ışıklandırmış böyle. Ejderha ütüyor. Çocuk şimdi anacığım, babacığım, işte abicim falan diyor şimdi. Hayvanhane mi? Hayvanhane de değil. Ne? Cinayethane. Pastane, pasta yapıldı. Evet. Pastane, pasta, evet. Bu da hayvanhane. Hayvanhane, sefil bir hayvanhane. Hayvanlaştırılan. Bir bu mu ki? Nereye? Eve giriyorsun aynı şeylerde ve evden çıkıyorsun aynı şeylerde de gidersen git. Ancak şöyle işte dindarlar cemaati beraberliğinde bu meseleyi bilen dinler arasında sükunet ve bir derece bulmak var. Esfel-i safiline atan, iptal-i his hizmeti gören, yani böyle şey düşünemez hale düşürüyor. Baygın. Zaten şey hadisinde o var. Duhan hadisinde. O kısım baygın hale gelir. Hiçbir şey anlamaz artık. Öyle şey, nefis dünyası içerisinde saplanmış çamura. Artık fikirmiş, düşünceymiş, neymiş, hayat falan yok. Hiçbir şey anlamaz hale gelmiştir. O şekilde gelmiş. Bir şey anlattığın zaman Hiç. Yani kulaklar kapalı, gözler kör. Sen bir derste bir profesör varmış da değil o adam. Profesör desin, sen de nasıl demiştin? Ne konuşuyordu demiş. Dersi sorun da, dersi çalamış. Evet. Bu profesör böyle olursa. Evet, iptal his hizmeti gören cazibedar oyuncakları ne yapıyormuş insanı? Hislerini, hakikati anlayıp, hakikat buymuş deyip de, hislenip de iyiye doğru alaka duyacak olan hisleri bu cazibeden oyuncaklar iptal ediyor, sıfırlıyor. Ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerin hisleri iptal ediyor. Bak, cazibeden oyuncaklar gidiyor böyle. Uyutucu hevesat, bir de fantaziyelerin. Ay o çıkmış, ay bu çıkmış, ay ne kadar güzelmiş, ay o parlıyormuş, ay ben de 3 tane düğmeliymiş diye. Yok efendim patronunun altında dar olacakmış, uzunlarını at. Yok uzun olacakmış, kısalarını at. Görüyor musun? Yok efendim şalvar bir şeyimle bir şey getiriyor, o hepsini itti o tekiyle. Adana o konu kaldırıyor, bilmem buradan bir şeyli bir parça koyuyor, yamalıyor yani. Tamam onları at. Ya maymundan daha maymunluk bu. Bunu yaparken niye yapıyorsun? Hayvanlaştırıyor. Depo yapmış şeyi. Ne, kumaşı mı? Kumaşı satıyor bu aptallara. Paralarını çekiyor. Onlar da bitmez dünyada haram bu demeden aman efendim para kazan diye. Bu taraftan da efendim aptallarını arttırıyor. Şey, serseriliğini arttırıyor. Hayvanlaştırıyor. Tamam eline geçiriyor böyle. O cehennem. Tamam artık. Bir sürü hayvan onun emrinde. Yani sufyaniyetin şeyine bağlandı. Kontrol altına girdi. Büyülendiler. Evet. Fantaziyelerindir. Senin bu ilacın, bu ilacı olur mu böyle daha da berbat ediyor? Büyü ilaç. Senin başını yesin ve yiyecek. Devalar. Bu yiyecek var ya, yiyecek, başını yiyecek yaklaştı. Hıtır 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 yiyecek. Evet. Var ya böyle köpek alır da şey gibi hıt 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 yer. Bu yaptığı şey öylece başını yiyecek bunu. Anaşiyi mi anlatıyor? Anaşiyi yiyecek. Evet. Sefat anaşiyi doğurur değil mi? Hayır nasıl? Doğurdu zaten. Dahası var da. Sefat aslında doğurmaması lazım çünkü yaşamaya alışmış ya böyle eleme. Alışmış da ruhundaki olan sığmazlık vurmak kurmak istiyor. Rahat duramıyor. Duvarı yıkacak. Bir şey bulamazsa. Başını duvara vuracak. Çıldırmış. Deli. Çocukları görmüyor musun? Görmüyor musunuz? Psikolojik olarak ya. Pedagoji var. Ellerinde şeyler. Böyle şey. Babasına arabadan geliyoruz. Babasını arkadan vuruyor çocuk böyle. Babası durdu önüne geçti. Göbeği de var, göbeğini vuruyor. 10 yaşında çocuk. Tak. Babası şaştı kaldı. Sığmıyor, kabına sığmıyor. Ura. Ne demek? Yani hadiste gelmiş. Ura mı? Yani kabına sığmaz. Çılgın. Hırçın. Hırçın.
Allah Allah. Bu iman zaafından mı geliyor? Ya cemiyetin aşıladığı netice bu ya. Atlıyor, sıçrıyor falan ya. Yani yapacak hale gelmiş ya. Allah Allah. Ya, bu cemiyet işte. Yani insan ruh yapısının gelişmesi değil de sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor böyle. Ruh mahkum. Biz ne yapacağız ya? Medrese münasebeti içerisinde teneffüs edeceksin. Nurculuk dünyasında, nurculuk dünyası, şimdi 20. asır nurculuk dünyası. Ama sağlam nurculuk dünyası, buraya açılmış nurculuk dünyası demiyoruz. O nurculuk dünyası adı altında bir dünyacılık dünyası olur. Bu acip asrın hayati dünyevi ağırlaştırması, yaşamak şeraitini, şartlarını ağırlatması ve çok etmesi, hacat-ı gayri zaruriyeyi görenekle, tiryaki ve müptela etmekle, hacat-ı zaruriye derecesine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı herkesin her vakitte, istisna yapmamış, ekserisinin ekser zamanda dememiş, kaplayıcı cemiyet, herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmıştır. Neyi? Dünya hayatını, menfaatını, yaşamayı, dünyayı. Herkesin mi abi? Herkesin diyor burada. Herkesin ve her vakitte. Zaman zaman değil. Hepimiz girdik. Şualar nerede? Biz de girdik mi yani? Hissemiz var derecesine göre. %50'yi düşük aşağı ise al inşallah kurtuluruz. Geldi bize dayandı. Dayandı 100. Neyse sen gidiyor de başkasına ediyor. Bakınız, en büyük maksadı yapmıştır. Neyi? Muasır cemiyet yani. Hayat-ı dünyeviyeyi. Bu dünya hayatını. Halbuki Kur'an ne diyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu ayeti uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi. Bu ne yapıyor gayeyi? Bu ne diyor gayede? Halbuki kainatı tanımak, ona iman edip ibadet etmek ve o imanın, o insanın vazife-i fıtratı ve farz-ı zimmeti marifetullah ve iman-ı billah'tır ve izan ve yakın ile vücudunu, Allah'ın vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Ayet ne diyor, Kur'an ne diyor, bu asrı ne diyor, ne yapıyor? Tam tersi. Ahiret Allah diyor, Kur'an, bu da diyor, dünya diyor. Şimdi çocuğu düşünmüşler. Şimdi baba, anne baba diyor ki gözü açılsın. Hadi oğlum git yap, gönder, bilmem ne yap. Gözü açılsın diyor. Kur'an tabi böyle diyor. Ne yapsın şimdi? Acıyoruz. Acıyoruz. İster istemez acıyoruz. Masumlar daha günahları da yok. Benim anam demişti ya. Herkesin diyor çocuklar kahveye gidiyor diyor. Bak diyor yani, bak delikanlılar diyor. Sen diyor evde oturuyorsun. Her ana bizim de anamız öyle düşünüyordu. Muhterem ettikten anam. Seninkisi de mi öyle düşünüyor? Evet. İstanbul'a gelince daha genç birisiyim ben, askerliğini yapmışımdır. Gözü açılacak diye seviniyordu. İstanbul'a gelecek. Gayesi yapmıştır onunla, dünya hayatını herkese her zaman yaptırmış. Onunla bu gaye ettirmekle dünyayı, hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviyeye karşı ya set çeker, alakasını tamamen keser. Asıl gayeden veya ikinci, üçüncü derecede bırakır. Ahireti. Evvela dünya, sonra dünya, en sonunda ahiret ya yine dünya haline getiriyor. Sual. Sen eskiden şarttaki bedevi aşiretlerde seyahat ettiğin vakit onları, o doğudaki milleti, Müslümanları medeniyet ve terakkiyede çok teşvik ediyordun. Neden 40 seneye yakındır medeniyeti hazırladan mimsiz diyerek hayat işlemeyden çekildin, inzivaya sokmuştun? Bu sual bize de bakıyor. Hayata çok mu sık giriyorsun yoksa biraz mesafeli misin? Bu sistemi hafifleştirdik bunu. Üstad tamamen çekildi. Asrın icabıdır bu. Tamam. Siz çalışacağız, Paris'e açacaksınız efendim. Biraz evvel dedim ben size bundayken. Demiş. Ezan okuyor şimdi vatandaş. Köylü o şehir görmemiş. Minareden. Şehire girmiş ya, köyden gelmiş. Bağmış alttan. Yukarıya doğru.
Çıkarken demiş düşünsün, şimdi demiş gidemeyiz diyor da bağırıyorsun, indirin beni diye diyor. Çıkarken düşünseydi. Yani inemiyor. İnemiyor diye bağırıyor. Öyle mi anlamış? Öyle anlamış bizimkisi. Şimdi zamanında düştüydün efendim. Şimdi ne bağırıp duruyorsunuz ki? Değil mi yani o köyün o şeyi yani tutuyor her zamanı. Hani ya şimdi? Niye ki? Üstad çekilmiş. İnzivaya sokuldu. El cevap. Yani ben sokulmadım efendim yani. Vaziyet normaldir demiyor. Ne diyor? Medeniyeti hazırayı garbiye. Avrupa'nın dan pis olarak gelen medeniyet, semavi kanunu esasilere muhalif olarak hareket ettiği için seyyiatı hasenatına, hataları, zararları, faydalarına racih geldi, üstün geldi. Medeniyetteki maksud hakiki olan istirahat-ı umumiye ve saadet-i hayat-ı dünyeviye bozuldu. İktisat kanaat yerine israf ve sefahet, fantaziye, moda, dünyacılık, dehşetli, çılgıncasına bir hayat. ve sahi ve hizmet yerine tembellik ve istirahat meyli galebe çaldığından biçare beşeri hem gayet fakir hem gayet tembel eyledi. Şimdiki garp medeniyeti zalimane-i hazırası suistimalat ve israfat ve hevesat-ı tehyic heyecanlandırıp böyle hevesi uyandırmakla böyle. Bütün reklamlar dünyası, bütün bu ortalıkta bu yapılan göstermeler falan hep bu esas üzerine gidiyor. Ve havayici gayri zaruriyeyi, yani zarur olmayan, ciddi olmayan ihtiyaçları zaruri harcatlar hükmüne getirip görenek ve tiryakilik cihetiyle herkes yapıyor diyor ve alışıyor, bırakamaz hale geliyor. Böylece şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu 4 harcatı yerine 20 şeye bu zamanda muhtaç oluyor. Yani 4000 liraya yahut da yok, 4000 lira, 20.000 liraya. 4 milyona geçinebilecek, 20 milyona geçinemiyor. Normalde 4 milyona geçinebilecek, yok, 20 milyon yetmiyor. Böylece yetmiyor, o ihtiyaç cihetinden beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş. Ayaküstü. Yalan, dolan, haram, devlet bakanlarını suistimal, onlar bir şey yapıyor, 100 lirayı şeyin cebine koyuyor, bu perde altında. Niye yesin ki? Renk renk bir dünya, çılgın hayat yaşıyor. Evdekiler her ne görüyorsa hemen, herkes yaptı biz yapmayacak mıyız? İyi almasın sen de. Takoyu yersin kafaya. Var mı? Bir günde 20 tane karpuş alırsın çünkü hiçbir tane yok. Epey geçirdik zamanı. O bitirelim. Risale-i Nur'un bir cüzünde denilmiş ki bahtiyardır o adam ki eve aileye gelmiş. Refika-i ebediyesini kaybetmemek için ahirette saliha zevcesini, karısını yani dindardır, taklit eder. O da salih olur. Aile bünyesinde dindarlığı teşvik ediyor üstad. Hem bahtiyardır o kadın ki kocasını mütedeyyin görür, dindar görür. Ebedi dostunu, kocasını ve arkadaşını kaybetmemek için yine ahirette. O da tam mütedeyyin olur karı. Erkekle, erkeğinden dolayı. Saadeti dünyeviyesi için de saadeti uhreviyesini kazanır. Bedbahtır o adam ki sefahate girmiş zevcesine ittiba eder. Karıdan dolayı o da saptırır işi. Vazgeçirmeye çalışmaz. Kendisi de iştirak eder. Bedbahtır o kadın ki zevcinin fıskına bakar. Onu başka bir surete taklit eder. Karı kocayı. Yani günaha doğru. Veyl o zevç ve zevceye ki, karı kocaya ki birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder. Nasıl teşvik eder ya? Bu akşam işte falan şey adıyla söyleyecek ya işte kaya taş parçası adı lazım böyle oluyor ya kaya. İsim ha kaya. Kaya. O tekisi de efendim ne diyelim işte cingöz. Ne yapalım şef ne parkına gidelim. Ha hemen gidelim ya nasıl atımına geldi hadi bakalım hemen şeyler hazırlama gurup eve gittiler. Gördün mü? Peki biz dindarlara tatbik edelim. Şimdi o bizden harç.
Biz dindar mısın? Takyama anlat. Biz... İstesin kadın da gitme hadi. Ona burnu böyle şey yapar, ondan sonra yemek yokça yiyeceksin. Yatağın hazır değil. Evde bir soğuk hava var, sen de asabi oldun. Nereye gideceğini şaşırdın, ne yapacaksın? İşte Risale-i Nur'un bu mealdeki cümlelerinin manası budur ki, bu zamanda aile hayatının dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerinin inkişafının sebebi yalnız daire-i şeriattaki adab-ı İslamiye ile olabilir. Yani adat-ı ecnebiye ile o olmaz. Yani Allah'ın ruhunda, kadının ruhunda koyduğu ahlak güzelliğinin meydana çıkması için adab-ı İslamiye ile olur ve adat-ı ecanib ile berbat olur. Başka türlü yoktur, olmaz. Peki bu moda fantazi ya, bizim evlere nasıl giriyor, nasıl aşılıyor, nasıl tezahür ediyor bizde? Tatbikatından şunu. Diyor ki, o diyor, falanca diyor, bir tane diyor halı getire ben baktım diyor, şöylesi varmış, böylesi varmış, toz kaldırmazmış, toz emmezmiş, renk almazmış, renk değiştirmemiş, iyice silkelenirmiş. Onun için bu ev bizimkisini ne yaparsan yap, ondan alacağız. Büfemiz de 10 sene oldu, burada duruyor. Yani ki neler çıkmış neler şimdi, bu ayıp oluyor. Bunu da kime verirsen ver, o ben şeyde gördüm oradan geçerken, o çıkmaz sokağın kenarında bir şey vardı, onu alacağız der. Büfe mi? Büfe, ne bileyim ben, nerede bilmiyorum ki, atarım, atıyorum kafadan, ne bileyim ben. Der işte. Yani bilmiyoruz yani, burada bir liste verseler bana ondan, oradan da hesapsam iyi olur, onlar biliyorlar. Günlük hayatın şeylerini. Şimdi netice nedir? Bir aile hayatında, şimdi geldik buraya. Birisi evlenecek ya da evlendi. Aile ne biçim olacak? Onu askerlerin bir kısmını paragraf olarak yazdım. Ailede. Aile alınan olan, alınacak olan kız. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bu kaydeye göre, bu paragrafa göre. Medeniyetin pis, çirkin, bu anlatılan medeniyeti. Nasıl? Biz bize lazım şimdi evlenecek. Ben şimdi göremem onu. Şimdi daha öncesini anlatıyorum. Anlat he. Ha. Ve pis medeniyete karşı kalbinde nefret olacak. Kocada böyle bir meyil görse, ama ben doğrusu yani hayatım şey olur. Ben hasta olurum. Ahmet Bey hasta olurum. Sakın bunlara yani bir meyil gösterme. Ha, dinden uzak şeylere meyil olmayacak. Bu medeniyete ait olan fantaziye modalar var ya. He, onlara? Ha, onlardan laf ettiği zaman Ahmet Bey, biraz da İslami bir yuva Ahmet Bey adını verdim. Kaya'yı bıraktım. Aman bunları der, aman ha bu felakettir. Bu asrın, bu fitne zamanının hayatıdır. Biz toptan evce, ailece, sence, çoluk çocukça cehenneme düşeriz. Sakın bunları bırak. Ya şöyle bir küçük televizyonumuz olsaydı ya. Ya o kapıyı açma Ahmet Bey. O kapıları açma. Sonra da sen de kurtulamazsın. Çocuklar berbat olur. Diyecek. Yani sağlam bir aile olabilmek için. Ve Ahmet Bey de dindardır, ha çok memnun oldum, ben seni denedim, bakalım ne biçim karşılayacak diye, tam memnun oldum. Yani doğrusu gerçekten, yani hakikaten dindarsın dedi, diyecek yani o da. Mütenasip bir aile. Ve der ki o zaman, işte Ahmet Bey sen evin reisisin. Sen ne diyorsan, şer'i hayata uygun olacağından, uygun olduğu zaman ben hemen itaat etmekle mükellefim ve itaata hazırım, diyecek. Evet. Evlenmeyenizin lazer sonu. Yok mu? Var mı işte böyle bir tane bize siz işi yokuşa dayadınız ya. Hiç yok mu yani? Yani birincisi, dur bakalım şurada, birinci ben onu görmüştüm, o farz-ı ayin gibi.
değil görmüş diyor. Bak o, aha şu. Ailenin son şeyinde o. Şu. Değil mi? En sonunda. En son işte. En son aile bu. Ben zaten böyle, ben biliyorum bak artık aile. Nakillerden geçici olarak anlıyoruz ki dünyada iffet ve huzura, ahirette de ebedi saadete medar olması gereken aile hayatının teşkilinde hissi ve ölçüsüz hareket etmek, aile yuvası kurulurken hissen böyle işte bir nefsaniyetle hareket etmek, bilhassa asrımızın cemiyet şartları içinde, bozuk şartlarda olduğu için maddi ve manevi sıkıntı ve mesuliyetlere sebebiyet verebilir. Esasen evlilik meşru olup teşvik edilmesi gerekirken yukarıda görülen ciddi kazların yapılması daha çok bozuk cemiyetler içindir ki şu halde aile yuvasını kurmak isteyen kimse refika hayatını seçerken asgari şart olarak en azından mimsiz medeniyetin aşıladığı modalarına hevesli ve bağlı olmamak. Modalara bağlı olmayacak. Bırak. Bu kadındaki... Kadında aranıyor. Asgari bunlar en azından. Ciddi mütedeyyin olmak, dine ciddi bağlı olmak. Gayri İslami adetleri kalben ve fikren istiskal etmek. Ve kerraha ayetteki gibi. Yani içinde bir iticilik hissi olmak. Fiilen de onlardan uzak durmak. Tabii öyle olunca da böyle olur. Ve dindar zevcine itaatkarlık gibi seciyelere sahip olup olmadığına dikkat etmek zaruridir. Kalben zor değil mi abi? Nefsen zordur. Nefis ister de kalben kalp canlı olacaktır. Burada bu vardı işte. Hı. Evet. Hafifinden aldım bunu. Hafifi mi? Dahası var. Asgarisi. Nerede bakıyoruz öyle ya? Arayan belasını bulur diye. Evet. El-Fatiha. Baba anlatıyor. Süper abi. He. Bir de Hacı Baba varmış, bir kızı varmış. Kallemekler Hasan'a bu dediler şöyledir, böyledir, melaikedir falan diye ona verdiler. Hasan da inanmış. Evladır diye. Çok böyle iyi bir kadındır diye. Bir de baktı ki her gün bir şey çıkartıyor. Nasıl her gün bir şey çıkartıyor? Yani yapılmayan şeyler yani. Ahlaka uygun olmayan asrın modalarından her gün bir şey çıkartıyor Hasan'ın başına. Vitrin istiyor. Çok şeyler istiyor. Hı. Hasan ya hiç düşünmediği şeyler bunlar. Bir tane içeyim büyük olsun da. Hasan gidiyor şimdi Hacı Baba ya, Hacı Baba'nın kızı bu. Hı. Şikayet ediyor, diyor ki ya bu kız hani siz böyle dediniz, melaike dediniz, böyle şeyler yapıyor. Hacı Baba da. Evladım Hasan, idara, mudara. Başlamış bu sefer Hacı Baba'da. Öyle mi? Mudara ne demek? Yani vaziyeti idare et diyor. Ya dediklerini artık biraz yap diyor ya. Ya bu Hacı Baba şeyden önce bunu demiyordu. Ha, bizim kızım böyledir diyordu. Hı. Şimdi iş bitti, horozlaştı şey, kadın, nuşuzuhunne. Hacı Baba şikayet geldiği zaman, evladım Hasan, İdara, bu da ara demeye başlamış. Evet. Diyor ki aldanmasın ki ben sen. İdara serrinden korunmak için suyuna mı gitmek? He, suyuna gitmek evet. Bir de şey vardı, şey yapılırken çok dindar böyle, derste anlatan vardı. Vardı he. Sonradan şey çıktı. Sonradan kapak çıktı. Niye ilk önce öyle de sonra? Şimdi Zübeyir abi derdi ki nikah, resmi nikah öncesi
Ne diyorsan tamam, ne diyorsan tamam, ne diyorsan tamam. Kız tarafı. Lafta tabii tamam. Tabii, ne istiyorsan olacak. Tabii öyle olacaktı. Tabii öyle olmalı lazımdı falan. O sen de uçuyorsun ne kadar iyi bir şey diye. Resmine gibi bir imzayı attıktan sonra yavaş yavaş başlar. İstekler, talepler dünyası. Bu nasıl tarif edilir Zübeyir abiye göre? İlk dönemde eller böyle önden bağlanır. Ön taraftan. Ön taraftan bağlanır. Kelepçe gibi. Kelepçeyle. Evet, ben... Kelepçeyle bağlanır. Bu durumda kaşıyabilirsin biraz bu durumda. Bir de o serbesttir anladıkça bir şey yok. İkinci kademede bu kollar çözülür burada, arka tarafa bağlanır. İkinci kademe ne demek? İkinci devre. Ha şimdi, ne demek o? Yavaş yavaş. Yavaş yani, yavaş. Eve geldi yani şimdi. Eve geldi, reisliğini kademe kademe. Üç devredir bu. Hmm. Üç eyyam var. İkincisinde arkadan, arkada bağla, kaşıyamaz fakat yine serbest sayılır. Ama hiçbir şeye kullanamaz elini. Tamamen esir durumundadır. Allah. Üç, iki devrede bitince ondan çözülür. Üçüncü devrede ensesinin üstünde bağlanır. Ensede. Kıskıvrak ha. Şöyle. Güldürürdü Zübeyir abi. Tabii iştahımızı kaçırmak için yapıyordu. Ama bunlar öyle değil. Herkesini bayrak tutmuşlar. Bazı dersler yapacağım, böyle baktım ki etrafta patlayacaklar, istisna var diyor. Emniyet çubuğunu kullanıyorum. Evet, asrın getirdikleri bunlar. Ayette nuşuzuhun ne? Bir yerde kadını dövme vardır. Ayette, o da bu nuşuz hadisesinde. Nuşuz ne demek? Nuşuz, reislik taslamak kadında. Yani aile yapısında sözü geçerli olmak, kendisinin dediği olmak. Koca o isteklerine evet demek. Yani sen anlamıyorsun, kafanda çalışmıyor, bir şekil kenara. Ben bu işi bilerim. Onun için sen benim dediklerime bak, yap. Git çalış hambal gibi, getir paraları, yapayım ben. Hatta sen alma, ben alacağım. Anlamazsın. Anlamazsın. Diye o zaman fedrip. Peki işmiş. Kadınlar olsa. Sakın öyle bir şey yapmasınız ha. Ayette geçiyor diye. İlk sizin şimdi dumanınıza, tozunuza mı biz de efendim gideceğiz, bu sefer gül oturuyor, yapılacağız? Peki kadınlar şimdi olsa dinlese öteki tarafta der ki tamam şimdiye kadar bize vurdunuz. Peki erkekler nasıl olmalıydı ki ne yapıyorlar bize? Üstad erkekler kapatılıyor. Ha, bak ha plak değişsin şimdi. He değişti. Onlara şey veriyorlar böyle. Kalıma veriyorlar. Kalıma veriyorlar. Ondan sonra da onlar da böyle işte yoldan çıkıyorlar. Yani erkeklerin aleyhinde o çok şeyi Zübeyir abiden işitmiştik. Çok şiddetli kızıyor. Kızıyormuş erkeklere. Niye? Niye? Kur'an kavvam diyor yani, otoriter kişi, idareci diyor, neyi öyle yapmıyorlar diye. Basit olmaz. Ama da olur mu ki öyle ki? Bu nazariye duyuyor da. Onun için evlilere diyorum, sakın öyle bir tavır takılmayın bu sefer. Nefesi soluğu desanede de alamazsınız. Orada da yakalanırsınız. Ne yaparlar? Ne olur ki yani? Ne mi olur? Kayınpeder, kayınvalide bir şey mi? Sen Hasan bunları alamazsın sen. Bunları alamazsın sen. Saçın beyazladı ama benim bizi bu dertlileri dinlemekle. Saat 2 gece hala devam ediyor deşarj. Size mi? Evet. Telefonu. He? Telefonla mı? Yok. Telefonla olur mu? Ne ettik? Evden kaçtı geldi. Ha, deşarj sana anlatıyor. Sana anlatıyor şimdi. Biz de deşarj olsun diye bakıyoruz. Saat 2. Allah Allah. İlk önce nasıl evleniyorlar? Sonra ne oluyor? Düz beyaz, pembe bir manzara gösteriliyor. İlk önce. Tabii canım. İşte dindarsa evliyadır, uçuyordur. İşte hemen kadınlar devreye girerse şöyle var, böyle var, bunu kur, böyle bir zamanda böyle dedi ki ne kadar şefkatliydi, ne kadar yaptı, hemen şöyle yaptı, hemen böyle yaptı. Bir yemek yapar ki falan, Hatiyen efendim kimselerle böyle kavga yapmaz, gürültü yapmaz, çok uysaldır. O da gitti, şikayetinin şöylesi var, böylesi var, böylesi var, daha böylesi var, şöylesi var. Siz yani hiç, yani o adamı şeytan bilirse sen burada şimdi melekleşirsin, adam burada propaganda yapıyorlar ki. Hemen işi olgunlaştırıyorlar. Tabii gençlik hissi de var. Bunun şekeri yok değil mi? Bu sefer tabii şeye kadar gidiyor bu.
belediyede imza atmaya kadar. Öyle değil mi abi? Yok. Peki boş, yani diyelim ki öyle tutmadın işte. İdara mıdara olmadı. Boşarım. Sen ona var mısın? O sana varmadı ki, o seni boşayabilir. Anlamadım baba. Yani bugünkü kanunlara göre kadın seni alıyor. Sen kadın oluyorsun. Asıl ben oraya gideyim. Erkekler tabii kadın olacak, kadın erkek olacak diye var ya hadis hadisi. Bir bak hadisi. Hadis var. O zaman o seni boşarsa iyi kurtulursun. O seni boşanmazsa nasıl boşayacaksın ki? Devlete dayanmış adam. Ya yalancısı beni boşa diye de, eğer bir damat tutar da boşarsa kurtulursun. Bizi geldi başçavuş. Dert yanıyor. Kendim kardeşim. Ne diyeyim bu dertleri şimdi döküyorsun? Sen dedim evlenmişsin, gitmişsin kocaya. Başa başa diyorsun kocaya. Şimdi dedim senin kocan, seni şey yapıyor, hırpalıyor. Koca bu hırpalar ne yapalım şimdi sabret. Ne dedi, hiç işini mi dedi? Ne diyecek? Dedim sen kanunları bilmiyor musun? Peki tamam, kanun beni bırakmıyor. Öyle de gitmem ben. Bırakın onu. Gelir asker şey, jandarmala seni eve uğratmadan şeye getirirler, hapishaneye. Burada hapishanede kalacaksan iyi, tamam bir şey yok. Yani, kaçabilirsin. Kayınpeder de çıkar, kayınvalide bakanlığı, kayınbirader bakanlığı. Evvela seni bir inandırıcı telkinlerle deli olduğunu ilan ederler. İlkin. Benim deli olduğum. Tabii canım, sen deli olacaksın, delisin adam o zaman. Onu da istemiyor, bunu da istemiyor. Tabii ki delidir. Herkes ne yapıyor, bu nereye gidiyor derler. Çünkü herkes öyle yapıyor. Biz sen mi akıllısın? He. Şimdi herkes ölçü olduğu için, gerçi herkes de şey yan çizmiş şeyli hayata. Herkese muhalefet etmek deliliktir, açık deliliktir. İlk şeyde, devrede delilik itham edilir ve ilan edilirsin. İlk devre. Evet. Hafif devresi bu. İkinci devresi ne oluyor? İkinci devresi süründürme. Hala aklı başına gelmediyse. Onun için ilk devrede evlenen kimse evlenecekse gerçekten böyle iyi bir şey bulunmaz ama bu darbelenme hadisesini biraz hafife almak için dikkat edebilir. Mesela her gün 50 sopa mı yemek yiyecek, 5 sopa mı yemek yiyecek? 5'i arayacak şimdi. Tabii. İyi değil de 5 tane sopa çekilir ya. Sopa olsa gene laf kaldırılmıyor işte abi. Laf derken adama hiçbir şey yapmıyor mesela, yani bir şey getirmiyor mesela, bir darbe getirmiyor, bir yara getirmiyor, lafta niye kaldırmıyorsun ki? Böyle şeylere rastlamıştım da kimse değil, böyle Kürt karıları var böyle çok sert. Öyle derler halk arasında Kürt karıları diye. Böyle cız 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 böyle İngiliz motoru gibi tabii insan tabii. Bir arkadaşım bir doktor. Doktor. Karı onu yiyor. Namaza durduğu zaman yapmadığı hakaret bırakmıyor. Namazdan? Allah Allah, verdikten sonra başlıyor kadın. Niye namazdan seçiyor bu işi? Tam demi. Tam zamanı. O zaman adam huzura çıktı şimdi kadın. Daha iyi işte, en güzel de şu kadının o uçuna gidiyor. Allah Allah. Kim zaman atıyor doktor? Ne yapıyor peki doktor bu sene? Demediğini ben, hayır olma, yüklü namaz kılıyor. Bitirdikten sonra bir şey yapmıyor mu? Yok, yapamazsın ki. Ama ben anlamadım şimdi, niye namazı seçiyor da yani? Doğrusu kadının peşi bir efendi bu işte, bir politikası namazda durduğu zaman bırakmadı demedi, yani hakaret kalıyor. Allah Allah. Ama o doktorun da tabii arkadaşımız, şeyi yani yaptığı hatanın da cezası bu dünyada, o dünya şimdi. Bu dünyada. Ne yapsın?
Bizim orada Tebriz'deyken bir hoca vardı. Cebrail adında. Cebrail mi? Evet. Bu önümüzdeki büyük caminin hocasıydı. Bize gelirdi. Derse, dershaneye, 12. daire. Bugün şu hadiseyi anlattı. Adamın birisi otobüs bileti almış. Bir yere seyahate gidiyor. Bir adam çıkmış karşısına, demiş ki, demiş gitme demiş sen bu otobüse, demiş yolculuk yapma. Niye demiş? Otobüs demiş yıkılacak, adamlar ölecek demiş, sen de öleceksin. Trafik kazası geçecek. He. Vazgeçmiş o zaman, gitmemiş. Gerçekten otomobili devrildi gitti. Bu adam, böylece bu adam ölümünden kurtulması sebebiyet verdi. Büyük bir iyilik. Yine baktın birinde adam tayyare bileti aldı. Yine bu adam karşısına çıktı. Dedi tayyareye bin ve geri dön. Niye? Demiş düşecek tayyare. Dinlemiş yine. Gerçekten tayyare düştü. Gerisi gitmediğinden kurtuldu. Allah Allah. Bu sefer adam, bu iki defa ölümden kurtulan adam, ona sebebiyet veren adama selam vermiyor. Selam mı vermiyor? Yok. Kızmış adama. İki defa ölümden kurtulması sebebiyet verdiği halde adama selam vermiyor. Adam şimdi canı sıkılıyor. Yani bu adam, ben bu kadar iyilik yapmışım, hayat kurtarmam şeyinden. Niye yani bu adam bana böylesine tavır takındı diye. Hakikaten mi? Bir gün, bir arkadaşım yani niye demiş yani, ben sana iyilik yaptım, sen ne demiş? Bir kızmış adama, bir adam demiş, sen demiş benim iki defa demiş öleceğim zamanı bildin de demiş, haber verdin demiş de niye demiş evlenmeden evlenmediğimi demiş, söylememiş. Seninle küsüm demiş, sen koşmayacağım sana ben hiçbir zaman. Niye evlenme demedin bana? Hayır, evlenmeden önce niye demiş engel olmadın? Allah Allah. Ölümüme engel oldum, biliyorsun bunları da, bunu niye yani demedin bana diyor. Demek biliyorsun, biliyordun diyor. Yani ölümü tercih ediyor. Altta alıyor. Ölüm daha basit. Konuştuğun adama konuşmakta selam vermiyor adama. Şimdi ama hayırlı iş diyorlar işte bu işte. Ne bileyim, bu Cebrail anlattı bana. Cebrail. Öteki adam da herhalde az hayırlıydı. Mustafa, hep seni mi buluyorlar bu şey ama? Ne bileyim işte, böyle anlatıyorlar bana. Ben de saf saf dinliyorum. Cebrail evli. Üstadı görmüş rüyasında, ceviz vermiş ona. Ceviz vermiş. Ceviz vermek mi? Bir ihtimal. Nefsi hayattan biraz geri gel. Manay muhalefetiyle. Kalbi vardı adamın da. Kalbi mi var? Ne alakası var şimdi? Ceviz, kalp, ben anlamadım şimdi yine. Canım, şimdi onu mu açıklayacağım şimdi Hasan? Biz namazı orada kılsak iyi olur Hasan. Onlar bir konuşsalar kendi haklarını çok daha iyi şeyler söyleyebilirlerdi. Sustunuz yani, değil mi yani ki? Aslında bir konuşsanız var ya, şöyle var, şöyle iyilik oluyor, şöyle güzellik var, şöyle işte şeyler oluyor deseniz, benim dediğimin yarısını devre dışı bırakabilirsiniz. Kadın mahkemeye başvurmuş abi. Boşanmak istiyor kocasından. Kadın sormuş, niye boşanmak istiyorsun? Demiş, bu benimle hiç konuşmadı, 5 senedir evliyim. Sormuşlar, 5 senedir niye hiç konuşmadı? Sözünü kesmeyeyim dedim. Çok güzel. Konuşmaya gönlüm olmuş değil mi hiç? Güzel bir şey. Bazı hakikat bu. Diyor. Sonra diyor ki zincirlerle bağlandı diyor. Ben onu şimdi söylemek var mı işte? O var ya, birincisi yeterli. Zincirlerle bağlanmış.
Onun için gençlere biraz da dikkatli olmaları için böyle lap diye bilhassa kız tarafı, anne baba tarafı hemen lap diye düşürüyorlar. Benim çikola, şeyim şu. Çikola düşürüyorlar. İki şey vardır. Birisi cidden bilmur gözüyle, ilmiyle geçmiş hayatının yapısını bilme manasında bir derece asıl hayat içerisinde yani İslam'dan yana taraf kimliğinin az çokça bilinmesiyle tespit yapmak. Yani hayatı boyunca yani ilk hayatına gidinceye kadar ki hayatı hakkında yakın bilgi sahibi olup öyle uydurma propagandalara değil de telkinlerle İslam'dan yana bir vaziyeti vardır ve telkinlere de giderek daha da sahip çıkacak bir vaziyetin, bir fıtri halin bulunmasının açık bilinmesi, yani net bir şekilde anlaşılmış olması gerekiyor. İkincisi de pazarlık. Yani ey hatun, ey hemşire, neyse artık. Bizim hayat seyrimiz peşinden şu anda söylüyorum. Böyle, 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 böyle olacaktır. Hatta bunu yazılı yapsak daha iyi. Yani... Sende var ya, senin. Var. Hı. Sonradan beni aldattın, madem böyle yapacaktın, niye demedin diye deme. Sen de bana, ya şimdi evet evet dedin de sonradan ya dedik ama işte şimdi biraz da böyle yapalım diye de bana bir yan çizme şekli getirme. Ben asabiyim, ben dindarım, ben taviz vermem. Onun için merdane, yani medeni bir insan olarak diyorum. İşte bizim hayat seyrimizin ana yapısı böyle olacaktır. Bunu yazılı yapalım ki sonradan da başımıza bir yani anlaşma geldiği zaman yazıya bakarız yani. Benim dediklerime ters düşüyorsam sen haklı olacaksın. Yok sen ters düşüyorsan o zaman sen haklı olacaksın. Bu şekliyle kabul ediyorsan şimdi daha başka bir şey yokken tamam diyoruz ya birbirimizi böyle zarara düçar etmeyelim. Sen de Müslümansın, ben de Müslümanım. Birbirimize zarar vermek İslamiyet'te yoktur deyip burada oturaklı bir tespit hatta yazılı olarak ortaya koymaktır. Şu an evlenme yaşında usul abdestini yeni öğreniyoruz. Yani nerede böyle? Ha, o zaman halk dilinde vardır. Başa gelen çekilir diye diyorlar. Artık burada bir çözüm noktası yoktur. Ne yapacaksınız? İşte vaziyete göre, muhatabın durumuna göre iyiye doğru gidecek olan ne yollar varsa o yolları tercih yoluyla gidilecektir. Şimdi öyle bir şey dense bile mesela gösteriyor. Cemaat reislerini gösteriyor. Bak diyorum, cemaat reislerine nasıl yapmış? Şöyle bir yol takip edilmeli. Şimdi ne kadar cahil de olsak denilir. Cahil de olsan demeyeceksin. Hemen karşı çıkar. Ben cahil değilim der. Cahil de olsak ustadın lisanı bu ya, ey nefsim ha dersin. Biz İslamiyet'i bilen kimseleriz. Biliriz ya. Sen de bilirsin, ben de bilirim. İslamiyet insanların hayatına bağlı değil. Bunu da biliriz. Müslümanlar İslamiyet'e bağlı kalmayanlar. Bağlı kalmayanlar cehenneme giderler. Bu itibarla kişileri değil, biz temel din kitaplarını esas alacağız ve mecburiyet vardır. Kişi öyle yapar, böyle yapar. Dini baş olur, bilmem orta olur, geride olur, orta da olur. Ne alakası var? Yani dinde kişinin hayatı ölçü değil. Temelde kitap var, şeriat din kitapları vardır. Onun için kişileri bırakalım. Ben de bıraktım, sen de bırak. Kişi ölçü değildir İslam'da. Bunu da artık bu kadar az yani 20-30 yaşına gelmiş kimseler bilmeyecek miyiz bu kadar? Dinin en temel yapısını bilmezsek olamaz ki. Diyelim. Onun için böyle şeyler konuşmayalım. Bu manasız aslında cahillerin lisanında. Biz cahil değiliz, sen de cahil değilsin. Sen bilen kimsensin ya, medaniyetten gelişemiyorsun. Böyle şeyleri cahillere bırakalım da konuşurlar böyle aralarında gider bu. Fakat bize gitmez. Din kitabı vardır. O zaman bizim hakemimiz din kitabıdır. Doğru mu yanlış mı din kitabı yazar. Hoca dediğimiz din kitabını bilen kişi değil midir? Din kitabının dediğini tersini söylese o hocaya ne nazarla bakılıyor dinde malum biliyorsun bunu anlatmaya fazla konuşuyoruz bile deyip kitaba şey yapılır. Kitaba merkeziyet getirilir. O zaman yani bu kitaba merkeziyet getirilmeden de itiraz ederse o zaman denir ki yani o zaman yani biz dini hoşumuza gittiği zaman evet hoşuma gittiği zaman hayır deme durumunda.
da o zaman biz nasıl yani bir aile yuvasını kuracağız ki? Yani o zaman meselemiz yani ciddiyet kazanıyor denir. Ya biz ya dindarız ya da dindar değiliz yani. Ne hem dindar hem değil. Olmaz böyle bir mantıksızlık. Buraya gelinir. Yok hocamız yok şeyhmiş yok onları bırakalım yani. Onlar şeydi ama peygamberse tamam. İmam-ı Azamsa tamam. Onlar gerçekten İslam dünyasının kabullendikleri ve tecrübeyle ortaya çıkmış şahsiyetler. Tamam. Zaten kitaplarına bakıyoruz. Ama falanca hoca, falanca şeyh bir ne alakalıdır? Ne alakalıdır? O şeyhin karşısında öteki şeyh karşıdır. O da şeyh, o da şeyh. Ne yapacağız? Ama şaşırdık kaldık. Bir de gideceğiz biz. Adamlara baktığımız zaman. O zaman ölçü kitap tabii. Tabii. Abi şimdi mesela hadis var. Zahiren üstad başka bir muana ifade ediyor. Yani o ahkam değildir. Tamam mesela biz bunu bize söyledikleri zaman biz diyoruz ki yani üstad bu konuda söz sahibidir. Yani biz anlayamamışız, üstad anlamış diyoruz. O zaman şimdi böyle abilerin yaşantısında da mesela farklı bir şey olduğu zaman diyorlar ki yani biz onu anlayamayız. Demek ki abi anlamış yani. Hayır, bu kayda yok. Üstad da diyor. Bu arada en şey yani bağlayıcı açık hükümlerdir, değişmez hükümlerdir. Biz buradan bahsediyoruz, teferruattan bahsetmiyoruz. Teferruat meselelerinde ihtisas ehlinin rey çokluğu esas alınmış usul budur. Abi de değil. Ancak üst düzeydeki olanların iş işaretçisinde verdikleri ekseriyet kararıdır. Bir abi diye mevzu yoktur. Yani daha buradayız diyorsa bu kesindir sanıyorum. Bir abinin liderliği diye bir şey reddedilmiştir. Öyle olunca evvela sahibin kitaplarıdır temel. Ya buna hiç kimse ters düşemez. Ama teferruat meselesi olduğu zaman biraz ihtisas devreye giriyor. Onların sözü biraz üstünlük kazanıyor ama teferruat olacaktır. Şimdi bir abi, hatta bütün abiler, hatta bütün hocalar, hatta usta kendisine koyuyor, ben de dahil diyor. Şimdi Risale-i Nur dedik ama yanlış oldu. Bu kitapları şimdi kenara koyun. Ne yapacakmışız bir ustadın lisanıyla? Üstadım sen epey yaşlanmışsın, şurada otur da biz yolumuzu devam edeceğiz diyecekmişiz. Bunu niye dedi üstad? Bu kişi hakimiyetini kaldırmak için. Kitap hakimiyetini getirmek için. Demiştir. Kitap da böyle demiyor. Kitap bunu reddediyor. O zaman böyle temel yapı manasındaki hükümlerde abi mabesi şusu buzu yok. Ucuzu bucuzu yok. Kişi yok orada yani. Hakim olan hükümdür. Ama teferruat meselesi olunca o da usulüne göre bir şey gerekiyor ama esasları kabul ettiğimiz zaman teferruatlar onlara ters düşemeyeceğinden teferruatlar da şaşırtıcı bir istikamet gidemez. Teferruatlar ana yapıyı kuvvetlendiren etrafında payada kuvvetler gibidir. Yani ters yollara çekemez. Teferruat ne yapar? Medreseyi açmak esas alır. Alt katta açtırır. Yok da üst katta açtırır. Yahut apartman dışında bir dairede açtırır. Hepsi de güzeldir. Ama medreseyi açtırmak yapamaz. Medreseyi önleyemez, kapatamaz. Devresini bitiremez. Kim olursa olsun. Kitap sabittir. Böyle meseleler ele alınacak. Bu tarzda meseleler ele alınıyor. Bu usul ilmine de bu aynıdır yani. Hatta hür rejimlerde de bu böyledir. Ha. Kayda budur. Onun için biz hadi kalkalım bakalım. Ya Allah!